Dostlarım herkese selamun aleyküm. Videoma hoş geldiniz. Evet şöyle bir ışığa bakmam lazım. Videoda nasıl gözüküyor? Yani ışıklı mı iyi, ışıksız mı iyi? Karar vermedim ama şöyle bir ışıksız devam edelim. Ya da açalım ya. Aynen şöyle ışıklı göstereyim canlı canlı. Evet dostlarım burada gündüzde fıstık var. Normalde gündüzün yanında dostlarım duman vardı. Ama dumanı ayırdım. Çünkü duman gerçekten çok yani uyuşuk duruyordu. Hatta tünekte bile durmuyordu dostlarım. Şu yerde sürekli böyle oturup duruyordu. Ya şu an fıstık da zaten yuvada. Fıstık için de dostlarım yeni yuvalık oldu. Yani yeni yuvalık olan fıstığa nasipmiş. Şöyle fıstığımıza bir bakalım. Kızım, kavuşturma işini. Aferin sana. Evet dostlarım burada da Kayra ile Bahar var. Yanlışlıkla dostlarım bunları eş yaptım. Normalde Bahar'ın yanına limonu tekrardan koyacaktım. Ama dostlarım yanlış bir şekilde Kayra ile Bahar eş oldu. Yani ne oldu biliyor musunuz? Burada Kayra, ondan sonra şey vardı. Göktuğ ve Paşa vardı dostlarım. Onları buradan ayırırken yani dedim bir şu katı boşaltayım. Önce limonu koyayım sonra baharı koyayım dedim. Dostlarım Kayra'yı aldım tamam mı? Şu alt kafesteydi baharda. Buraya 2 dakikalık koydum yani geçici bir süreliğine kalsın dedim birkaç dakikalığına. Ondan sonra baharı buradan alıp buraya koyayım limonu da yanına koyayım. Hatta limon önce buraya koyayım sonra baharı da yanına koyayım dedim. Dostlarım Kayra'yı buraya atar atmaz Bahar hemen eşleşme pozisyonuna geçti ve baktım Kayra dostlarım eşleşmeye çalışıyor. Yani eşleştiler mi görmedim onu da. Ben de ne olur ne olmaz dedim. Bunları beraber eş yaptım. Normalde planım dostlarım limonla Bahar'ı tekrardan eş yapmaktı. Ama nasip değilmiş. Bahar o kadar çok yumurtlamak istiyor ki dostlarım gördüğü ilk erkekle direkt hemen eşleşmeye çalıştı. Şu anda dostum Kayra biraz stresli olduğundan dolayı Bahar'ı baskılayamıyor. Ama normal şartta dostlarım biraz daha kendine geldiği zaman Bahar'la eşleşmeye çalışacak. Çünkü o kadar yer değişikliği yaptı ki hayvan bir anda yoruldu şey oldu. Evet dostlarım burada da Göktuğ, ondan sonra Doruk ve Bora var. Burada da dostlarım Limon, Paşa ve Duman. Bu üçünü de buraya koydum. Dostum Duman çok uyuşuk bir kuş. Gerçekten hiç ne yumurtlamaya bir hevesi var ne eşleşme bir hevesi var. Yani Duman da böyle. Biraz da kendine gelsin. Toparlasın, ortam alışsın. Belki bir tane kuş da eş olur. Bir bakmışsınız bir Göktuğ ile eş yapmışım. Ama dostum ben Göktuğ'u ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradaki Zümrüt ile eş yapacağım. Gündüz'ün kızıyla. Yani o yüzden aslında ben Göktuğ'u da şey yapmak istemiyorum. Yani başka bir kuşla şu anda eş yapmak istemiyorum. Uzun bir süre böyle bir dinlensin. Yani kızışsın. Ondan sonra dostlarım Zümrüt üreme yaşına geldiği zaman direkt Zümrüt ile eş yapacağım. Evet dostum burada da kremi yavrumuz. Şu öndeki hayal, arkadaki de bakayım bir tam karışık oldu. Aynen öndeki dostlarım hayal, arkadaki de şey o paçalı kremi. Yani hayale benzeyen kuş. Şöyle yakından gösterelim. Deniz de burada. Dostum Deniz'le Gürbüz biraz böyle bir sataşıyor birbirlerine. Çünkü burada ikisi tek erkek. Hani ikisi de bir baskınlık kurmaya çalışıyor birbirlerine. Şuradakilerin hepsi dişi. Yani Gürbüz de Deniz'in babaları da birbirlerine hastalığı düşmandı. Şimdi de bunlar başladı. Bakın dostum şimdi sataşmaya başladılar. Ama öyle bir ölümcül kavga falan yok. Ondan sebep ayırmadım. Bunlar da bu şekilde. Vay yavaş 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 yavaş. Kapıyı hızlı kapatınca korktular. Ya bunlar o kadar ilkek oldu ki. Bir de tabii enerjileri de var. Göktuğ ne yapıyorsun oğlum? Eş olacağım kuş burada. Olsun Zümrüt'le bence güzel olur. Normalde dostlarım fıstıkla Göktuğ'u eş yapacaktım. Ama dostlarım fıstık sanki biraz böyle bunalıma girmiş gibi. Gerçekten çok zayıfladı. Yani gündüz fıstığı bayağı bir besliyordu, ilgileniyordu. Bir de dostlarım mesela Kayra ile şu oldu ama Kayra ile gündüzde geçirdiği vakit gibi geçirmiyordu zamanını. Yani sürekli fıstıklı bir durgunluk vardı. Gündüzü yanına koyunca ikisi de birbirlerine çok şey oldu. Yani o yüzden bunları bir daha ayırmamayı düşünüyorum. Ha ne yaparız? Gündüzü yine başka bir şeyler deneriz ama dostlarım fıstığı gündüz dışında başka bir kuşla eş yapmak istemiyorum. Yani ondan sebep de böyle oldu. Neyse videomuzun da sonuna gelelim artık. Bir sonraki videoda da görüşürüz dostlarım. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.